arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz yetişkin ve bebek çocuk örgülerinde gayet güzel durabilecek bir model şöyle bakacak olursak büyük büyük çamlarımızın olduğunu görüyoruz ve modelimiz her sırada kayarak yerini değiştirmek yani birinci sırada bakın nasıl şekilde dururken ikinci sırada modelimiz ters örgülerimizin üzerine tekrar kurduk yanlarda iki tane yarım modelimiz 3. grupta kurduğumuz tekrar birinci grubun aynını tekrar ettik. Çiftli gruplarda aynı, tekli gruplarda aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Evet şöyle baktığımız zaman modelimizi kenarda bakınız ters ilmeklerimiz var ve hemen yanında düz ilmeklerimizi görmekteyiz modelimiz ilerledikçe ters ilmeklerimizin çoğalarak düz ilmeklerimizi daralttığını ve şuradaki bölümlerde de çamlarımızın yapraklarının oluştuğunu görmekteyiz ve bunu şimdi sizlerle birlikte aşama aşama örüyoruz. Evet modelimizin düz yerlerini 8 Aradaki ters yerlerini ise 4 ilmek alarak örüyoruz. Yani toplamda 8 ilmek ve katları artı bir de ilave edersek kenar ilmeğimiz olarak kullanırız. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 2 diş haroşamı ördüm. Modelime kurmak üzere hazırım. Hemen 12 ve katlarından oluşan modelimizi örmeye başlayalım. Birer birer kenar ilmeklerimizi bırakalım ve modelimizi yerleştirme işlemine geçelim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimizi ters olarak ördüm. 1 tane boşum aldıktan sonra 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 düzümü ördüm. Tekrar 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra 8 düz ilmeğe geçişimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde 8 tane düzümü ördüm. Tekrar şuradaki gibi 4 tane tersimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 8 düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son ilmeklerimize geldim. 8 tane düzümü ördükten sonra 1 2 3 4 tane tersim örüyorum ve son olarak ilmeğimi kenar ilmeğimi de yine uyumlu olması için ters olarak örüp tamamlıyorum şimdi e, burada bir tane boş 4 ters 8 düz 4 ters 8 düz 4 ters 8 düz en son 4 ters de tamamladık ve birer tane de kenar ilmeğimizi ördük şimdi arka yöne geçiyorum arka yönümüzde terslerimizi ters, düzlerimizi ters, düz, düz olarak örüyoruz. Nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam edelim. İlk ilmeğimi boş alıyorum, düz görüyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4. Diğer yönde ters olarak ördüğüm ilmeklerimi düz gördüm, düz ördüm. Diğerlerini ters olarak örüyorum. 8 ilmeğimi nasıl görürsek o şekilde örelim. Tekrar düz görüyorum. 2, 3 ve 4. Terslerimi örüyorum. Bu yönde 8 ters oluyor. 4 düz oluyor. Ve sıra başına kadar gelelim. Sıramızın başına geldik ve örgümüzün düz yönündeyiz. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi 4 tane tersimiz vardı ve bir de boş ilmeğimiz. Buradaki boş ilmeğimizi yine boş olarak alıyorum. 3 tane ilmeğimi düze çeviriyorum son ters ilmeğimle İlk düz ilmeğimin yerlerini değiştirerek tekrar düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde düz olarak en son ilmeğime kadar örüyorum. Tıpkı başlangıçta yaptığım gibi burada da düzle ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Yine diğer ilmeklerimi düze çevirerek ilerliyorum ve modelimizi bu şekilde tekrarlayarak devam ediyoruz. Bu sırada modelimizin yani ilmeklerimizin tamamını düze çeviriyoruz ama başlangıç ve sondaki ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi boş olarak alıyorum örmeden. Tersimi düze çeviriyorum. Alma yönünüz nasılsa hiç fark etmez. Önemli olan tersimizi düze çevirelim. 2 ve 3 tane ilmeğimi düze çevirdim. 4. tersim kaldı ve diğer sıranın ilk ilmeği kaldı bakınız. Şimdi buradaki sıralarını değiştiriyorum. Düzü öne, tersi arkaya alıyorum. Hemen şu şekilde alıyorum tersimi takıyorum düzümü de yine düz örgüm olacak şekilde takıyorum önce düz örgümü örüyorum sonra arkadaki ters ilmeğimi düze çeviriyorum diğer düzlerimi yine örüyorum son düzüm kalana kadar bu şekilde devam ediyorum ilmeklerimizin yerini değiştirelim. Düzümü arkaya, arkadaki tersi de öne alıyorum. Bakın şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Önce yerlerini değiştirdim. Tersimi düz olarak örüyorum. Sonra düzümü yine örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde yerlerini değiştirerek ördüm. Diğer kalan iki tane aradaki Tersimi düz örüyorum. Diğer tersimin yine yerini değiştiriyorum. Alıyorum. Nasıl kolay değiştirecekseniz elinizin yatkınlığına göre değiştirme işlemimizi yapabilirsiniz. Önce sonra düzü takıyorum. Önce düz örüyorum. Tersimi düz olarak örüyorum. Diğer aradaki iki ters de düz yapmıştık. Bütün ilmeklerimizi düze çeviriyoruz. Sadece başlangıç ve sonda yan yana olan ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Bakınız şu şekilde yerlerini değiştiriyoruz. Önce alıyorum arkaya ve diğerini alıyorum. Önce tersimi örüyorum. Sonra düzümü örüyorum. Şöyle görelim. Ve aradaki Tersleri de düz olarak örüyorum ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum. Evet sıramızın sonuna kadar geldik ilmeklerimizi başta ve sonda değiştirerek en son ilmeklerimizi yine terslerimizi düze çevirerek örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi buradaki tamamen ilmeklerimizi düze çevirmiş oluyoruz. Arkasını çeviriyorum örgümün. Burada da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızın sonuna kadar gelelim. Arka yöndeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum sırası ile örmeye. Bütün ilmeklerim ters. Evet sıramızın başına gelelim. Evet şimdi 5. sıramıza geldik ve örgümüzün düz yönündeyiz. 5. sıramızda 1. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve 3 tane bakınız düze çevirmiş olduğumuz ilmeğimizi yine terse çeviriyoruz. Yerini değiştirdiğimiz 2 tane ilmeğimiz vardı bakınız. Bu 2 ilmeğimizi de yine terse çeviriyoruz. Toplamda burada 3 ve 2 olarak 5 tane ilmeğimizi başlangıca tersi çeviriyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi aradan düz örüyoruz. Yerini değiştirdiğim 2 ilmeğimiz de aradaki bu görmüş olduğum 2 ilmeğim ve diğer yerini değiştirdiğim ilmeğimin tamamını şöyle görelim. 6'sını da tersi çeviriyoruz ama diğer arada kalanlar yine düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün başından başlayalım. Birinciyi boş olarak örüyorum. Sıradakini bir ters, iki ters, üç ters çevirdiğim iki tane ilmeğimiz. Bakınız çevirdiğimiz ilmeğimiz şöyle belli kısa olanı dört ve beş. Beş tane ilmeğimiz ve bir tanesi de boş ilmeğimiz terse çevirdik ilmeklerimiz. Şimdi aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çevirdiğim ilmeğe kadar geldim. ipimi yarım almışım onu düzelttim. Bakınız 2 4 6 tane düzümü ördükten sonra çevirdiğim, yerini değiştirdiğim ilmeklerimize geldim. Hemen burayı da ters yapıyorum. 1 2 iki, ikisini ters olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi yine ters örüyorum. 3 4. Diğer grubun 2 ilmeğini görüyorum. Toplamda arada 6 tane ters örgümüz olmuş oluyor. Düzden terse çevirdiğimiz örgümüz şöyle görelim. 1 boş, 5 ters, 6 düz, 6 ters. Şimdi 6 tane düzümü örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çevirdiğim ilmeklere geliyorum. Burayı ters yapıyorum. 1, 2. Iki. Aradaki 2'yi de terse çeviriyorum. Şuradaki ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Terse çevirdim. Bakınız değiştirdiğim yerlerini o ilmeklerimi de terse çeviriyorum 2 4 6 şöyle görelim ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum aradaki 6 ilmeğimi düz örüyorum 6 düz 6 ters gibi örüyoruz tam arada kalan ilmeklerimi 6 tane düz ördüm 2 4 6 diğer ilmeklerimi çeviriyorum yerini değiştirdiğim 2 ilmeğimiz ve diğer ilmeklerimiz Son ilmeğimi de yine ilmeklerimin geliş yönüne uygun olarak örüyorum. Şimdi örgümün altıncı sırasındayım ve görüldüğü gibi örüyorum. Örgümüzü şurada, şurada nasıl görüyorsak o şekilde örelim. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Düz gördüğüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Tersleri örüyorum. Evet sıramızın başına kadar 6. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Modelimizin şu an 7. sırasını örmek üzere hazırız. Burada görmüş olduğumuz gibi baştaki terslerimiz var. Şimdi aşağıda yapmış olduğumuz gibi buradaki terslerimizi düze çevireceğiz ve son e, tersimizi ilk düzümüzle yer değiştiriyoruz. Bakınız bunların yerini değiştirerek e, öreceğiz. Önce düzümüzü sonra tersimizi örerek ilerleyeceğiz. Aradaki ilmeklerimiz yine düz olarak devam edecek. Bu dört ilmeğimiz son ilmekle son düzle, ilk tersin yine yerini değiştireceğiz. Buradaki ters ilmekleri de düzümüze çevireceğiz. Yine aynı şekilde devam edecek. Yani aşağı sıradaki yapmış olduğumuz uygulamayı tekrar ediyoruz. Beşinci sıramızda yaptığımız işlemimizi. Evet ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. Bir. 2 3 4 tane tersimi düze çevirdim. 5. tersim kaldı bakınız ve hemen düzümün yanındayım. Hemen yerlerini değiştiriyorum. Önce tersimi şişime takıyorum. Tersimi sonra öreceğim. Düzümü takıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Şu şekilde ve buradaki düzleri örmeye başlıyorum 1 2 3 4 arada 4 tane düzümü yine düz olarak örüyorum son bakınız düzümü örmüyorum İlk tersimle yine yerlerini değiştiriyorum takıyorum düze çeviriyorum Yine düze çevirdim. Şöyle bakınız. Yönlerimizi de çevirdik. Aynı zamanda devam ediyorum. 2 3 4 Son tersimdeyim. İlk düzümle yerlerini değiştiriyorum. Önce tersimi şişime alıyorum. Sonra düzümü takıyorum düzümü örüyorum tersimi yine düze çevirerek örüyorum aradaki düz ilmeklerimi zaten kendileri gibi düz örüyorum son düz ilmeğimle arkadaki ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve örüyorum önce tersimi sonra düzümü düz olarak örüyorum her ikisini de şöyle görelim diğer ilmeklerimi düze çeviriyorum ve sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ters önce, sonra düzü takıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi düze çeviriyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Son düzümü örmüyorum. Yerlerimizi değiştiriyoruz. Yine bakınız. Diğer ilmeklerimi de düze çeviriyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi istisnasız hepsini düze çevirmiş olduk. Şöyle görecek olursak tüm ilmeklerimiz şu an şişimizde düz ön yüzümüzde. Arka yüzümüzü çevirdiğimiz zaman yani 8. sıramızı bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Tamamen ters örelim. Başlıyorum bakınız. Modelimizin 9. sırasındayız ve düz yöndeyiz. 9. sıramızı örmeye başlıyorum. Şöyle baktığım zaman düz ilmeklerimi görüyorum. Burada düz ilmeklerimi şurada yapmış olduğumuz gibi ters ilmeğe çeviriyoruz. Ters ilmeği bakın bu başlangıçtaki ilmeklerimizi terse çevirdiğimiz gibi şu iki tane öne aldığımız ilmeğimiz ve ters ilmeğimizi bakınız. Şu ikisini de yine terse çeviriyoruz. Yani toplamda 2 4 6 tane ilmeğimizi terse çevirmiş oluyoruz. Sonrasındaki aradaki ilmeklerimi 4 tane düz olarak örüyorum. Yerini değiştirdiğim ilmeklerimizi yine terse çeviriyorum ve bu aradaki ilmeklerimizin Şöyle yerini değiştirdiklerimizin tamamını terse çevirerek örüyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi düz ve diğerlerine terse çevirerek bu şekilde devam ediyorum. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. 9. sıramızı ilk ilmeğimi boş aldım. 1 2 3 tersi çevirdiklerimi sayıyorum. 4 yerine değiştirdiğim iki tane ilmeğimi de görmekteyiz bakınız arada küçücük durmakta 5 ve 6 6 ilmeğimi terse çevirdim bir tane ilmeğimi boş olarak ördüm 1 2 3 4 ilmeğimi arada düz örüyorum sonrasında yine yerlerini değiştirdiğim ilmeğimizle aradaki ilmeklerimi terse çevirerek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın son çevirdiğim ilmeği aradaki ilmekleri düz örüyorum 1 2 3 4 yine ilmeklerimi tersi çeviriyorum kaydırdığım ilmeklerimden başlıyorum bakın minicik kaydırdığımız belli Yaptığımız işlemimizi şöyle görelim. Bakınız birinci ilmeğimizi boş olarak almıştım. 6 ilmeğimi ters ördüm. 4 tane düz. Aradaki 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi tersi çevirdim. Arada 4 ilmeğim düz 8 ters 4 düz 8 ters olarak modelimizin sonuna kadar örerek geldim. Şimdi modelimin arkasını çeviriyorum. 10. sıramızı 10. sıramda gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum ve 11. sıraya doğru hazırlıklarımı yapıyorum. Bakınız gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak ters ilmeklerimi 2 3 ve 4 ters olarak tekrar bakın düz görüyorum. Bir sıramızı tamamlayalım. 11. sıramıza başlamak için hazırız. Şöyle bakalım. birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. 2 4 5 tane ilmeğimizi ters olan bakınız örgümüzü düze çeviriyoruz. 6. tersimizi bir sonraki gelen düzde yerini değiştiriyoruz bunları da düze çevirdikten sonra yani düz olarak ördükten sonra aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum ve son düzde hemen ilk tersimin yerlerini değiştiriyorum ve diğer aradaki ilmeklerimi düze çevirerek örüyorum ve bu şekilde bu sıramızı da başlatmış oluyoruz hemen başlayalım düze çeviriyorum bir boşumu aldım 2 üç 4 5 5 tane ilmeğimi düze çevirdim şimdi ilmeklerimizi değiştirelim örüyorum diğerini de düze çeviriyorum aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve son ilmeğimle bir sonraki gelen ilk tersimi yer değiştiriyorum yer değiştirip şöyle arkadan öne doğru geçiriyorum. Ve bu iki ilmeğimi örüyorum. Önce tersi ördüm, sonra düz örgümü ördüm. 1 bakınız, ardından düze çeviriyorum. 2 3 4 5 6 6 tane ördüm. Hemen ikisinin yine yerini değiştiriyorum. ve örüyorum. 1 2 Yine 2 ilmeğimizin yerini değiştirelim. Diğerini de takıyorum. Bir ve diğerini takıyorum. Düz olarak ters örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar örerek tamamlayalım. 11. sıramızı da bu şekilde tamamladık ve sıramızın sonuna geldik. Bütün ilmeklerimizi düze çevirdik. Buradaki her iki ilmeğimizi görmüş olduğumuz gibi şöyle yerlerini değiştirdik. Bu, bu aşamaya kadar en aşağıdan itibaren aynı işlemlerimizi aslında tekrar etmekteyiz ve devam ediyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. burası 12. sıramız. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak örüp başa gelelim. 12. sıramızı tamamladık. Şimdi 13. sıramız ve düz yönümüzdeyiz. Şimdi örmeye başlayalım. Aslında yapmış olduğumuz işlemler bakınız birebir aynı işlemleri daha içeriden daha içeriden tekrar etmekteyiz. Şimdi burada da yapacağımız işlem şu şekilde devam edecek. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Buradaki görmüş olduğumuz ilmeklerimi terse çeviriyorum. Düz olarak gördüğümüzü. Şu iki tane ön aldığımız ilmeğimizi de terse çeviriyorum ve kalan iki tane ilmeğimi düz diğer bakınız yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi de terse çeviriyorum sadece ortada iki tane düz ilmeğim oluyor hemen örmeye başlayalım birinci ilmeğimi boş alıyorum ve sıradan terse çevirmeye başlıyorum ilmeğimi 1 2 3 4 5 her ikisini de tersi çeviriyorum yerlerini değiştirdiğimi 6 ve 7 7 ilmeğimi tersi çevirdim bir tane de boş ilmeğimi ördüm ortada görmüş olduğum iki tane ilmeğimi düz örüyorum bir iki yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi de ters olarak örüyorum bir iki hem başlangıçta hem bitişte yerlerini değiştirmiş olduğumuz ilmeklerimizi terse çeviriyoruz. Aradaki bakınız ilmeklerimizi ters olarak örüyorum ve geldim iki tane ilmeğimin yerini değiştirmiştim. Bakınız aradaki küçük duran ve diğer devam ede gelen ikisini de terse çeviriyorum. Şöyle gördüğümüz gibi iki düzümüzden sonra 2 4 6 8 ve 10. Şimdi aradaki iki tane düzümü örüyorum yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi hemen görüyorum ve buradan itibaren terse çevirmeye başlıyorum. Diğer aradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yerlerini değiştirdiğim iki ilmeğimi de ters yapıyorum. Aradaki iki ilmeğim bir ikiyi düz örüyorum her ikisini de terse çeviriyorum ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum Tüm ilmeklerimi tersi çeviriyorum. Aradaki sadece ikişer ilmeğimiz düz olarak kalıyor. Evet, örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün arkasında ise düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters gördüğümüz şekliyle örelim. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Herhangi bir farklı uygulama yapmayalım. Bakın düzlerimi örmekteyim. Ve burası 14. sıramız. İki tane düz örmüştük önde. iki tane ters olarak da arka yönden örüyorum. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Örgümüzün 15. sırasındayız ve modelimizin düz yönündeyiz. Artık modelimizin e, tamamlanma kapanma yerine geldik. Şimdi bu sıramızda tekrar Ters olan örgülerimizi düze çeviriyoruz ve son tersimize kadar gelene kadar düze çevirir. Son terste düzümüzü değiştiriyoruz. Bakınız iki tane düzümüz olduğu için her ikisinde hemen değişme işlemini yapıyoruz. Diğer ilmeklerimizi tekrar düze çevirerek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve birer birer düze çeviriyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4 5 6 6 tane ördüm. 6 tersimi düze çevirdim. 1 tane de boşum vardı. Bakınız. Hiç karıştırmayalım. Şimdi son tersimle düzümün yerlerini değiştiriyorum. Önce düzümü örüyorum. Sonra tersimi düze çeviriyorum. Hemen diğer düzümle tersim yan yana geldiği için her ikisinin yerlerini de değiştiriyorum. Bakınız. Önce tersimi düze çeviriyorum. Sonrasında düzümü örüyorum. Ve kalan aradaki ters ilmeklerimin tamamını düze çeviriyorum. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düze çevirmiş oluyoruz. Terslerimizi tamamen örüyorum bakınız. Son ters ilmeğime kadar son ters ilmeğime geldim. Yerlerini değiştiriyorum. Önce düzümü sonra tersimi düz örüyorum. Tekrar yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimin. Alıyorum arkadaki tersimi öne takıyorum. Düz olarak örüyorum. Ve diğer ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Aradaki diğer ilmeklerimi de düze çeviriyorum. Ve sıramızı tamamlayalım. Arkadan tamamen ters olarak örelim ve sıra başında görüşelim. 16. sırayı arkadan tamamen ters olarak ördüm. 17. sıramıza geçtik. 17. sıramızda modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Bakınız şu şekilde birinci modelimizi kabartılı bir şekilde kurduk. Gayet güzel yumuşacık bir model çalışması oldu. Evet şimdi 17. sıramızda modelimizi düz yönden örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimizi her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. Örmeden aldım bakınız ve buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz ilmeklerimizi yine düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düzümü ördüm. Altı düzümü bakınız şuradaki yerini değiştirdiğim ilmeklerin olduğu yere kadar düz bir şekilde örerek geldim. Bu yerini değiştirdiğimiz 2 ilmeğimizi bakınız ters olarak görüyoruz. Şöyle iyice fark edelim bakınız yerlerini değiştirdiğimiz ön arka yapmış olduğumuz aradaki dört tane ilmeğimizi tersi çeviriyorum. 1 2 3 4 Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane düzümü ördüm. Yine yerini değiştirdiğim ilmeklerime geldim. 1, ters olarak örüyorum. 2, 3, 4. 4 ilmeğimi terse çeviriyorum. Yine 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi tersi çeviriyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 tane düz ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Arkayı çeviriyorum. 18. sıramız 18. sıramızda da yine gördüğümüz gibi örüyoruz ters derimizi ters düz derimizi düz olarak örelim ve 19. sıramızda yeniden görüşelim aradaki 4 ilmeğim bakınız diğer yönde tersti bu yönde düz olarak örüyorum ters örüyorum ters de düzey örüyorum yani bakınız şöyle görelim aradaki dört tane düz geri kalan ilmeklerimiz ters ve 18. sıramızı bitirelim Evet örgümüzün 19. ve düz yüzündeyiz şöyle görelim bakınız kenarlarımızda geniş bir düzlük var arada terslerimiz yine geniş düzlüğümüzü görmekteyiz şu şekilde modelimizi e yeniden başladığımızı söylemiştik. Şimdi 19. sıramızda yeniden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi boş örmeden alıyorum ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. En son düzümle bir sonraki tersimin yerini değiştiriyorum. Daha önceki alt sırada tersle düzümüzün yerini değiştiriyorduk. Tam tersiydi bakınız. Burada önce düzümüz sonra tersimiz geliyor ama ikisinin yine yerini değiştiriyoruz. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Önce tersimi düze çeviriyorum. Şu şekilde düze çeviriyorum. Sonra düzümü tekrar örüyorum. Ve Devam ediyorum diğer ilmeklerimi düze çevirmeye. Son düzle bakınız. Tersin yerini değiştiriyorum. Düzü öne alıyorum ve sırasıyla örüyorum. Diğer ilmeğimi de düze çeviriyorum. Aradaki düz ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Sadece son ilmeklerimizi biri biterken biri başlayan ilmeklerimizin yerlerini değiştirmekteyiz bakınız şu şekilde değiştiriyorum düzü taktım sonra tersi öne aldım önce tersi sonra düzü örüyorum diğer ters ilmeklerimi de düz olarak örüyorum şurada bakınız iki tanesi ve yine çeviriyorum Önce düzümü, sonra tersimi düze çeviriyorum ve düz olarak ilerliyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Düzü alıyorum, tersi öne takıyorum, ilmeğimizi yarımlamadan takalım. Önce tersi düze çeviriyorum. Düzümü örüyorum. Diğer ters ilmeklerimi düze çeviriyorum. Hemen sıradakinin yerini değiştiriyorum. Tersimi düze çeviriyorum. Sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz ve 20. sıramız oluyor. Örgümüzün arka tarafı bütün ilmeklerimizi ön sırada düz çevirdiğimiz için bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Hepsini örüyorum bakınız. Ters. Evet, sıramızı bu şekilde bitirelim ve diğer sıramızda yeniden görüşelim. Evet modelimizde yine yeni sıramızın başlangıcındayız. Bakınız düz olarak gördüğümüz yerler şu şekilde modelimizi kaydırdık ve buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yukarıda da kurarak devam ediyoruz. Sadece yerleri değişti. Bakınız modelimiz kayarak devam ediyor. Şimdi buradan örmeye devam edelim. Düz yönden ilmeklerimizi buradan düz olarak örelim. Şurada iki tane terse çevirdiğimiz ilmeğimiz vardı. Bakınız şuradaki İki ilmeğimizden itibaren terse çevirerek örelim. Hemen başlıyoruz. Modelimiz artık çıktı. Aşağıdaki işlemimizin tekrarını yapmaktayız şu anda. Biraz daha beraber yapalım, daha pekişmesi için. Tabii ki pekiştiren arkadaşlarımız kendileri devam edebilirler. Evet, bakınız, iki tane ön aldığımız ilmeğimizin olduğu yeri hemen terse çevirerek örmeye başlıyorum. 4 5 ve 6 6 tane terse ilmeğimi çevirdim düz ilmeğim devam ediyor 2 tane yine bakınız ilmeklerimi yer değiştirdiğim bölüme geldim hemen buradan itibaren ters örmeye başlıyorum 2 3 4 5 ve 6 tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bakınız yön değiştirdiğimiz ilmeklerimizin olduğu yere geliyorum ve terse çeviriyorum. 2 3 4 5 ve 6. En son e, yön değiştirdiğim ilmeklerimi de terse çevirdikten sonra düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve en son ilmeğimi de örüyorum. Evet bu şekilde ördüm. Şimdi modelimizin arkasını çeviriyoruz. Arkasında düzlerimizi düz, terslerimizi düz, ters, ters olarak örüyoruz. Düzlerimiz düz bir şekilde, tersimizi ise yine ters olarak örüyoruz. Düzlerime geldim. Bir sıramızı tamamlayalım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Evet sıramızı arkadan örerek geldik ve yeni sıramıza başlamak için hazırız. Şöyle görelim modelimizi ve yaptığımız işlemlerimiz. Bakınız iyice her bir sıramızda daha farklı e, görünmekte ve daha anlaşılır olabilmekte. E, şimdiki sıramızda bu görmüş olduğumuz terslerimizi düz ilmeğimize çevireceğiz. Ve de son iki ilmeğimizi bakınız düzümüzle tersimizi birini öne alıp yani arkadakini önümüze alıp çevirme işlemini yapacağız ve sondakini de aynı şekilde. Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemimizin aynını burada da tekrar edeceğiz. Zaten düzlerimizi yine aradan düz olarak örmeye devam edeceğiz. Sadece terslerimizi düze çeviriyoruz ve başlıyoruz hemen örgümüzü örmeye. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman gibi ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düzümü ördüm. Buradaki ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Tersimi öne alıyorum ve başlıyorum. Burayı da düz yapmaya bakınız. Tersimi de düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz alıyorum. Son tersimle düzümün olduğu yerleri yine değiştiriyorum. Öne alıyorum. Önce düzümü, sonra diğer ilmeğimi tersimi düze çeviriyorum ve aradaki düzlerimi örüyorum. Son ilmeğime geldim. Yine bir ters bir düzün olduğu yerde ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum arkadakini öne öndekini arkaya alarak önce arkadakini daha sonra öndekini örüyorum ve ters ilmeklerimi düz ilmeğime çeviriyorum en son iki yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve sırası ile örüyorum Son ilmeklerimi yine değiştiriyorum. ilerliyorum terslerimi düze çeviriyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve e, örgümüzü aynen aşağıda yapmış olduğumuz gibi örerek devam edelim. Ilmeğimizi kaydırmayı unutmayalım ve e, modelimizi bu şekilde kurarak tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi örmeye devam ettim ve bakınız üçüncü grup modelimizi de örerek tamamladım. Modelimizi şöyle baktığımızda şimdi kaydırma sırasının buradaki çiftli sayılarda olan yerde olduğunu görüyoruz modelimiz. Şimdi şuraya kuracağız. Diğer kenarlara da iki tane yarım modelimizi yarım çamlarımızı kenarlara kuracağız. Evet bu zamana kadar yani buraya kadar ördüğümüz işlemlerin tekrarını yaparak modelimizi dilediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.